Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kebap Chef Restoran Simulator'dayız yine. Oyunda bayağı bir ilerledim. 150. seviyeye kadar geldim. Şeye baktım, gurmelerden bir sonrakinin nasıl geleceğine baktım arkadaşlar. Ahududu turtası istiyor. Onu zaten servis ettim. Ama şu tavuk kanatları ve şu garpareyi yani şekerpareyi servis edemiyorum. Nedenine baktım. Burada şeyleri ne zaman açabileceğimizi gösteriyormuş. Ben onu fark etmemişim. Şu anda kilitli gözüküyor bakın bunlar. Özellikle şu garpare 118'de açılıyor diye bakın şurada gösteriyor. Tavuk kanatları da 110'da açılıyormuş. Belki bugün açarız bilmiyorum. Şöyle bismillah diyerek giriyoruz dükkanımıza. Ben 4 tane çalışanı da aldım. Hani bayağı bir iş yaptırmamız lazım. Aslında hepsi her şeyi yapsa daha iyi olacak. Koştursunlar yani bence. Bayağı ilerledik yani oyunda yapılacak az şey kalmaya başladı. Bu arada tabakları toplamamışız ama ceza yazmadılar inşallah bununla ilgili bize. Neyse o bir yıkasın onları. Şunları da alalım şöyle. Bu tabak temiz zaten, bu bana lazım olur. Şöyle hemen şuraya koyayım. Şimdi arkadaşlar, kanala ilk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz deyip oyunumuza başlayalım. Bugün çok fazla yapmadım. Bu arada elektrikli ocağımı görmüşsünüzdür. Çok fazla yapmadığım tarifleri yapmaya çalışacağım. Bazılarından inanılmaz para kazanmaya başladım. Ama sürekli aynı şeyleri de yapmak istemiyorum. Mesela şuradan göstereyim bakayım. Pepperoni 1800 lira oldu. Yani para oldu. Hamburger 1536 oldu ama maksimuma ulaştı. O yüzden artık daha fazla yükselmeyeceğini düşünerek onu şey yapmak istemedim. Ahududu turtasını hala veriyorum. Ahududu turtam zaten burada hazır. Aynı zamanda onun maalesef yanlışta iki tane yapmışım karıştırma kasesinde. Böyle boş boş bekliyor. O yüzden onu tutuyorum. Her günde vereceğim. Pide ve lahmacun yapacağım bugün. Aynı zamanda kebap dürümü yapacağım. Bir de mantar kebabı yapacağım. Bayağı böyle kebapçı dükkanı gibi olacağız. Tatlı isteyene de bunu vereceğim. Ahududu turtası 2028 kazandırıyor. Yani böyle bir şey yok. Şimdi pide ile lahmacun aynı unu istiyorlardı diye hatırlıyorum. O yüzden hemen şöyle unumuzu koyalım. Şuradan bir un paketi alıyoruz. Sonra bunu mesela tekerlekle değiştirebiliyormuşuz. Ben de yeni öğrendim arkadaşlar bunu. Sonra 3 tane yumurta. Yumurta, yumurta, yumurta. Yumurta şu. Hayır, bunu almayacaktım ya. Değiştirebiliyormuşuz deyip değiştirmemem de yani gerçekten mükemmel. Tuz. 3 gram tuz. Hemen tuzumuzla başlayalım. Şimdi yumurtaları buradan alıp kıracağız. Kıramadık. Birazcık fazla beklemek gerekiyor. Tam böyle en son şeye gelsin diye. Bunu şöyle bir tık karıştırdınız mı? Yetiyor zaten, hemen oluyor. Buradan seçeceğiz şimdi. Bakın burada pide var, lahmacun var. Ben önce pideyi seçeceğim. Make pide. Oo, bayağı kocaman pide çıkarttı. Ara, iki tane çıkartıyor. Peki bunları buraya nasıl koyuyor? Abi döndürmemiz lazım ama. Aşağıya mı koyacağız bunları acaba? Peki. Böyle ama olmadı ya. Tepsiye koymamız lazım galiba. Şey, duruşunu beğenmedim. Şuradan bir tepsi alayım bakayım. Tepsiye koyuyor biliyor muyuz? Evet. Tepsiye koyup o şekilde yaparsak daha güzel olacak sanki. Diğerini şimdilik koymayacağım. Pişirmeyeceğim yani. Onu şöyle yukarıya bir yere bırakalım. Hemen ikisini birden yapmak olmaz. Ve geldik şeye. Bir tane un. Yine bir tane maya. Hemen 3 gram tuz. Aynıydı diye hatırlıyorum. Lahmacununki de bir bakalım. Yani şey, unu aynıydı diye hatırlıyorum. Yumurta. Yumurtayı her şeye 3 tane kullanıyoruz ama bir şeyden, şu kutudan, kartondan 16 tane çıkıyor. En son bir tane tek kalıyor yani. Şimdi bunu da karıştıralım. Un, maya, yumurta, tuz. Bu da oldu. Bundan hemen turta değil şey yapacağız, lahmacun. Çıkar bakalım bir lahmacun. Tabi bu sadece hamurunu çıkartıyor. Evet, lahmacundan da 2 tane çıkıyormuş. Hemen şöyle bunu koyalım. Bir tane de şundan alıp bunu bunun içine koyalım. Koyamadık. Niye koyamadık? Koymuyor mu bunun içine? O aslında turta için. O yüzden yapmıyor olabilir. Bu da şurada dursun. Evet. Buna turta koyuyoruz normalde. Şöyle yapalım. Abicim. Evet, lahmacunumuzu da burada yapacağız. Şimdi bunlar için kıyma yapmamız lazım. Hemen kıyma aşamasına bir geçelim. Karıştırma kasesi temiz herhalde değil mi? Geçen videoya başlamadan önce ben kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Maalesef içinde bir şey varmış. Üstüne kıyma koydum. İğrenç oldu. Domates, yeşil biber, kırmızı biber. Bunları onun içine koyacağız. Hemen şuradan bir domates. Yeşil biber var mıydı? Yeşil biber var. Ha, kırmızı biber de burada. Bunları dilimleyip mi koyacakmışız? Yeşil biber. Ne diyor? Dilimle. Hepsini bir dilimleyelim bakalım. Evet, güzel.
Şimdi kaseyi alıp bunları tık 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 içine de atabiliyoruz bu arada arkadaşlar ve bence şu anda oldu. Domates, yeşil biber, kırmızı biber, kıyma makinesi kullanacağız. Bunları içine koyacağız. Karıştırma kasesinden alıp lahmacuna koyacağız. Tamam. Yani bunun üzerine bunu serdik. Bu lahmacun şeyi. Ha, bize şey lazım. Başka karıştırma kasesi lazım. Çünkü diğerleri dolu. Gidelim hemen bir kase daha alalım. Pide için lazım olacak o. Şuradan alacak mıydık? Evet, buradan alıyorduk onu. Ne yapacağız bu kadar karıştırma kasesini diyordum ama bayağı lazımmış. Limon dilimimiz, limonumuz var. Maydanoz parçamız da var. Yani bir tane maydanoz parçası, iki de limon dilimini koyduk mu olacak. Bunu bunun içinden çıkartalım. Şuraya koyalım. Şimdi ne almamız gerekiyor? Antrikot. Bunu burada kesmemiz lazım. Bu sefer de yani aynısıdır diye tahmin ediyorum ama yine de riske girmeyeceğim. Pideyi açalım hemen. Pidenin şeyine bakalım. Ha, sumak var bunda. Antrikot. Bir dakika. Karıştırma kasesinden çıkart pideyi diyor. Tamam. Antrikot alın. Antrikotu dilimledim. Tamam. Kıyma makinesine koydum. 3 gram sumak ekleyeceğiz. Sumağı niye C ile yazmışlar ya? 3 gram sumak. Aa, bu kadar. Bunu şimdi pideye koyacağız. Tamam. Bu sumaklı olan pidenin diğeri lahmacunun. Bunları pişireceğiz. Pidenin yanına hiçbir şey koymamıza gerek kalmıyor. Pideye şöyle bir tane uzunca tabak çıkartalım. Pideyi buna alırız. Lahmacunu da yuvarlak tabak alalım lahmacun içinde. Lahmacunun yanına şey koyacağız ama. Bir tane şuradan maydanoz parçası. Limonumuz neredeydi acaba? Limon şu. Bir de limon dilimleri koyacağız. Anam. Bıçak nereye gitti? Bir an korktum, ben kendime sapladım sandım bıçağı. Tamam. Evet. Zaten ocağı kullanmıyorum şimdilik. Lahmacunla pide. Aslında bunları pişirelim. Değil mi? Sonra servis edelim. Kurtulalım. İkisi aynı anda pişer mi bilmiyorum tabii süre olarak ama ben şöyle ikisini birden koyayım. Tamam, bunlar pişe dursun. Ay, burnum kaşımaya başladı ya. Kebap dürüm. Allah, bir tane daha lazım. Oo, iki tane daha lazım. Yine gidip hemen bir karıştırma kasesi alacağım. Her taraf karıştırma kasesi oldu. Önce bir un yapmamız gerekiyor. Abi ver hemen şundan bana bir tane. Önce bir un, ayçiçek, tuz, yumurta diyor. Ayçiçek var mesela. Bunun hamuru farklı. Bu arada umarım yanmıyor şeyler. Yok, yanmadılar. Şöyle şurada açalım bunu da. Önce ununu yapalım. Un... ayçiçek yağı, tuz, ayçiçek yağı, tuz, yanıyorlar mı? Yok, o daha bayağı varmış. Bunlar zor pişiyor, aklımızda olsun. Tuz ve yine yumurta lazım. Yumurtamızı da şuraya koyalım. Şu tabak ne burada ya? Sinir etti beni. Evet, ikisi de hala pişmediler. Ne kaldı burada? Yumurta. Arada oraya bakıyorum. Evet. Artık almamız lazım onları. Şimdi lahmacunu... Lan tabağı nerede? Ha, şuraya koymuştum. Pideyi de buraya koyalım. Yani bunları böyle servis edeceğim. Deneyelim bakalım. Pide. 100 100 100 100 100. Harika. Lahmacunumuzu da şöyle hemen verelim. Ya miyacun. 100 100 100 100 mü? Aa, malzeme 93 dedi. Niye beğenmedi bilmiyorum. Neyse. Nerede kalmıştık? Şu tamam mıydı? Un, ayçiçek, tuz, yumurta. Karıştır. Evet, bundan bir lavaş oluşturmam gerekiyormuş. Hemen şuradan seçeceğiz şimdi. Burada ne diyor? Lavaş. Bu değil mi? Evet. Çıkar bakalım lavaş. Kaç tane çıkartacak? Oo. 4 tane mi? Güzel. 4 tane lavaşımız hazır. Neyi pişireceğiz lavaşı? Ha, lavaşı pişirmemiz mi gerekiyor? Bir dakika dur. Benim bu lavaş pişik değil. Hayda. Bu hamur. Lavaş olmamış ki. Çok güzel. Lavaşları pişirmemiz gerekiyormuş. Fırında pişir yazıyor orada. Neyse. Antrikot. Antrikotu hemen
Şöyle alalım abicim. Tuz, acı biber, kuyruk yapar. Bir dakika. Şurada var sanki bu. Aha var. Vallahi var, billahi var. Değil mi? Tuz, acı biber, kuyruk ya. Tamam. Bu kebabın şeyiymiş meğer. Karışımıymış. Süper. Çok hoşuma gitti şimdi bu. O zaman buna gerek kalmadı. Şurayı da kapatalım. Bu eti de koyalım şuraya. Şimdi kebap önce çubuğa geçireceğiz. Hah. Şuraya koyayım. Sonra da lavaşın içine koyacağız. Ha, yanına patates, kırmızı biber, yeşil biber lazım. Patates, kırmızı biber, yeşil biber. Dur. O burada dursun. Kırmızı biber, yeşil biber yoktu. Yeşil vardı da kırmızı hiç yoktu. O yüzden hemen gidip almamız lazım. Patatesimiz de olması lazım ama yine ben patates de alayım. Patates, kırmızı, yeşil. Kırmızıdan hatta bir tane daha alalım. Artık bunları dışarıya çıkartmıyorum. Böyle paketlerde tutuyorum. Paketten almak çok daha mantıklı oluyor. Hem de daha düzgün gözüküyor. Buraya koyduğumuz zaman da çok rahat bir şekilde böyle hemen tık 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 her şeyi halledebiliyoruz. Da dolabım dolmuş bayağı yani. Kırmızı biber alalım bir tane. Sonra bir tane yeşil biber alalım. Ve bir tane de patates. Allah'ım seni ne yapsın. Bir tane de patates alacaktık. Şimdi bunları da pişirip kebabın yanında vermemiz lazım. Bunu fırına atalım önce. Hadi bunun üstüne koyayım. Kebabın altını açalım. Patatesi koyduk. Biberi koyduk. Diğer biberi de koyduk. Hemen şuradan bir tabak da aldık. Evet, bu lavaşı pişirmemiz gerekiyormuş ya. Ben geçen sefer pişirmeden servis etmiştim o lavaşı. Kesin de yani öyle hatırlıyorum. Şu yumurtayı da kaldıralım. Vallahi hamur olarak servis etmişim yani. Evet, kıymamızı aldık. Patatesi aldık. Biberi şuraya koyabiliriz bunları. Patatesi kesmemiz gerekiyor herhalde. Evet. Tamam. Şimdi buradan lavaş çıkacak. Lavaşın içine onu koyacağız, bitecek. Ama bundan bir tane daha hazırlamam lazım benim. Aa bak. Görüntüsü değişti. Bunu bunun içine sar mı diyecektik? Evet. Evet işte bu. Şöyle güzelce yerleştirelim. Bunları da şöyle koyalım ki. Heh. Abi bırakır mısın beni bir? Beni sal bir artık. Ne oldu şimdi? Patates, yeşil biber, kırmızı biber ve lavaşımız var. Herhalde oldu. Bakacağız. Kebap dürüm. Eksik malzeme. Un mu? Yumurta? Ayçiçek ya. Saçmalama ya. Allah Allah. Allah Allah. Yanlışlık oldu ama. Anlayamadım. Neyse. Daha bir tane daha yapmam lazım. Mantar kebabımız var daha yapmadığımız. Bir de ne servis edecektik ya? Ha şundan. Şundan bir tane alabilir miyim? Bundan almak o kadar zor ki. Hepsi geliyor. Şunun bir tanesini ayırmak bayağı zor oluyor arkadaşlar. Şeyi çok hassas yapmışlar. Şöyle alalım. Bundan verecektik değil mi? Yanlış olmasın. Evet. Şu ahududuyu da servis edeyim. Şimdi bir tek mantarımız kaldı. Onu zaten şuraya açtım. Şimdi kuyruk yağı, tuz, karabiber. Bununla aynı mı? Hayır, bunda acı biber var. O yüzden tekrar yapacağız. Kuyruk yağı, tuz, karabiber. Ver abi şunu. Tuz. Sonra karabiber. Kuyruk yağımız var mıydı ya? Burada yok. Kuyruk yağımız yok. Çok güzel. Vallahi yok. Of of of. Ta kasaba gitmemiz lazım. Biz daha günü başlatamadık. Ama bugün 110'u geçerim. Artık bir sonraki bölümde şu tavuk kanadını falan yapmam lazım. Neredeydi kuyruk yağı? Heh. Sen abi 5 tane ver bana da. Bulunsun. Zaten birini kullanacağız şimdi. 157 bin param var bu arada.
Ki her şeyi yaptım. Yani otomatları falan aldım. Dördüncü işte çalışanı aldım. Ona rağmen bayağı paramız var. Sıkıntımız yok yani para. Allah. Para konusunda bir sıkıntımız yok. Bir kuyruk yağını şöyle hemen bölelim. Kuyruk yağını bunun içine koyduk. Ne oldu şimdi? Tuz, kuyruk yağı, karabiber. Tamam. Şiş alın diyor. Şişe bunu geçirin. Sonra mantar. Mantarları da şuraya bir alalım. 5 tane mantar istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Tek tek böyle hepsiyle uğraşacağız. Dolaptan almıyor çünkü kendi kendine. Şuradan bir mantar daha alayım. Tamam. Şöyle tık 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 tık. Bunun yanına bir şey koymam gerekiyor mu? Domates, soğan ve yeşil biber. Hemen alalım onları da. Soğan neredeydi? Şurada. Yeşil biber yeni almıştık. Yeşil biberi alıp çıkarmıştık hatta. Ha, şurada. Çevir. Ah, çok koştum. Başım döndü. Kebabı çıkartacağız. Bak maydanoz parçası da diyor bak. Onu son anda yazmışlar. Kaçıralım diye. Domates. Soğan. Bunları dilimleyeceğiz. Yeşil biberin de şuradan alalım da. Bir tane daha bir maydanoz parçası almam lazım. Kaçırmayalım onları. Bunun içi bayağı varmış ya. Bazıları çok kolay tariflerin. Tık tık hemen yapıyorsunuz. Ama bazıları o kadar kolay değil. Şöyle bunları da koydum. Mantar kebabını. Aa, kafayı yiyeceğim oğlum. Şimdi çıkarttım. Allah Allah. Bug'a giriyor bence oyun ya. Mümkün değil yani. Al. Şimdi ne biter önce? Biz şeyleri hazırlayalım. Lahmacunun şeyi neredeydi? Şurada. Lahmacunla pide bayağı geç pişiyorlardı. Sumak olan pideninkiydi. Oo süper. Tam yetiyor. Bu da lahmacununkiydi. Bu da tam yetti. Bunları buraya kaldıralım. Ben hatta onları yavaştan yavaştan pişireyim. Olmadı durdururuz yani bir yerde. Şöyle bunu koyalım. Bunu da koyalım. Neden böyle galeta yiyormuş gibi ses çıkıyor ama? Limon istiyordu. Aa, limon varmış burada. Limonu keselim. Lahmacunda limon istiyordu. Bir de maydanoz parçası mı vardı? Evet, maydanoz parçası. Bak 108 olduk. Geliyor, gelmekte olan. Pide de zaten hiçbir şey istemiyordu. O yüzden pideyi şöyle bir tane tabak çıkartacağım sadece. Bunu bir kapatalım bence şimdi. Yakın zamanda şey yaparız. Bu mantarınki miydi ya? En son mantarın şeyini yaptık galiba. Kuyruk yağı, tuz, karabiber olan. Heh, tamam. Şu çubuğu ver abicim. Bir şey bitti. Ne bitti? Lahmacun, pide. Lahmacun çıkar. Pideyi aç. La. Lahmacunum ters döndü. Şurada dursun. Oho, pidenin pişmesine bayağı var. Ne yapıyorsunuz oğlum, bu kadar pislik yapıyorsunuz burada. Pide, evet. Ahududu turtası neredeyse hiç yenmemiş. Lahmacun da bitmek pişmiş. Konuşamadım. Bitmek üzere. Hemen onu da şöyle aşağıya ekleyeyim. Pideyi direkt tabağa koyacağız. Bitecek zaten. Kebaplar ne durumda? O kebap da bitmek üzere. Dur dur. Pideyi al. Pideyi servis et. Hemen. Pide tamam. Ha bak şimdi %100. Ne bu? Mantar. Mantar, mantar, mantar. Mantar bitti. Neredeydi mantarlarım?
Mantarları ne yaptım ben ya? Şu. Hemen çıkartıyorum. Evet. Bunun yanına ne koyuyorduk? Domates, soğan, yeşil biber, domates. Bir dakika dur. Domates, soğan, soğan, soğan. Ve yeşil biber ve... Yeşil biber. Şu aşağıda. Bunları aslında kesip bir tabağa falan koysam çok daha hızlı şey yapabilirim. Hepsini birden pişiririm. Çok da güzel olur, harika da olur. Tık 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 yaparız şöyle. Bunlar şurada pişe dursun. Ben hemen şişe mantarlarımı geçireyim. Onu da hemen pişireyim. Lahmacun da bitmek üzere bence. Bu eleman aldığı zaman lahmacun bitecek sanırım. Hadi hadi hadi. Bak iki kişi var lahmacunda. Evet. Lahmacun bitti. Bir şey daha bitti. Tabağı aldım direkt. Bunu da aldım. Bunun yanına maydanoz. Allah. Lahmacun. Maydanoz parçası istiyordu sanki. Şu lahmacunumu vereyim de. Pide bitti mi? Ne diyorsun ya? Bunun yanına iki tane maydanoz parçası istiyor. Bir tane şuraya koyalım. Çok şık olsun. Şöyle bir tane de buraya koyalım. Mantar kebap. Bakalım. Ya olacak işte. Yine ısısına laf söyledi. Bir şey ısıtmamam mı gerekiyor? Allah kahretmesin. Şeyi pişirmemem gerekiyor. Yeşil biberi. Pide veremiyorum. Üzgünüm. Aha. Şey istiyor bir tanesi. Şundan. Hemen at bakalım. Bunun şeyi neredeydi? Şu muydu? Kebap dürüm. Bunun kebap dürümde acı biber var. Ha bu. Getir abi. Çek hemen. Yapıştır. Kebap dürümün yanına ne koyuyorduk? Patates, yeşil biber, kırmızı biber. Yeşil biber. Bunu çevir. Patates. Kırmızı biber. Yetiştiremeyeceğiz sanki bunu. Kebaptan çıkar şöyle. Patates, yeşil biber, kırmızı biber. Yeşil biberi pişirmemem gerekiyor şeyde. Onu unuttum ben. Allah. Bunu da al. Şunu da al. Bunu buraya koy hatta. Bunu da al. Tamam. Şimdi önce şunu şuraya koyalım. Bunu buraya koyup sar diyelim. Evet. Patatesini de kesersek. Bekleyenler var orada ama. Hemen geldim efendim. Hemen geldim. Neydi bu? Kebap dürüm. Vallahi yetiştirdik. Şey bitmedi bugün ahududu turtası derken bitirdi bak. Ahududu turtası çok var zaten elimde. O yüzden çöpe de atılacak olsa. Tutamıyorum bunu bir ya. Öyle minicik bir yerde sadece şey yapabiliyorsunuz ki. Seçmesi çok zor oluyor. Evet şöyle ahududu turtasını yine servis edelim. Vallahi pide... Pidenin bu kadar gideceğini düşünmemiştim ya. Keşke daha önce hazırlasaymışım. Boşuna beklettik insanları yani. Bitişmez herhalde artık. Bir pide daha mı geldi? Yapsam mı ne yapsam ya? Pidede ne vardı? Un, maya, yumurta, tuz. Un, maya. Hemen tuz. 1, 2, 3. Yumurta. Yumurtanın dolapta beklemesi gerekiyor galiba değil mi ya? Boşuna yapıyorum ama yine de yapacağım. Rahat edemedim. Aha 110 oldum. Şimdi buradan hemen pideyi seçelim. Şöyle bir tane çıkartayım şuraya. Bir tane daha çıkartayım. Bunu hemen pişmeye bırakırsak belki olabilir. Abi bunu şunun üzerine koyabilecek miyiz? Ya of. Bu kötü olmuş. Bunun kıyması nasıldı ya? Ha antrikot dilimini atıp sadece... Dur şunu al abi. Antrikot dilimini atıp sadece üstüne sumak ekleyeceğiz. Hayır. Şunu şuradan alalım. Çok dağıttım valla. Sumak. Sumak nerede? Heh. 1, 2, 3. Bunu bir şey söyleyeceğim. Pideyi sadece şeyini pişirdik ya ekmeğini. Böyle oluyor mu ki acaba? Şimdi koysam.
Kıymasını pişirmedim ki. Hamur olarak attım onu oraya. Ne bitti? Yine bir şey daha bitti. Lahmacun da bitmiş yine. Ama zaten gün bitti ya. Hani o ara çok bekleyen vardı. Şu abiye yetiştirebilecek miyiz bilmiyorum. Belki. Belki yani ona yetişirse bir kişiye servis yapabiliriz. Hadi. Ve aldım. Koştum. Hadi abi bekle. Bekle abicim. Aldı mı? Aldı vallahi. Başka gelen olmayacak bence zaten. Şurayı kapatalım. Vay be. Pide. Allah. Kastı. Pide bayağı gitti. Yani bugün en çok satılan şey pide oldu belki de. Bunu koyabileceğim bir yer. Şu arkada bir yer oldu. Tereyağımız yukarıda da var. Evet. Ya bugün neredeyse hiç yapmadığım yemekleri yaptım. Pidedir, lahmacundur. Bayağı kebapçı olduk yani bugün. Ama çok güzel olmadı. Yanlışlıklar oldu yani. Şöyle bir dışarıya bakalım. Bahçede bayağı bir şeyimiz var. Bugünlük iş bitti diyor. Bu arada kahve makinem falan her şey burada hazır. Onlar da... Aa bak bunda bir tane kalmış. Bunda iki tane kalmış. Normalde bitiriyorlar. Sonuna kadar sakız makinesi bile aldım. Bak o da gitmiş. Şuraya da bir de oyuncak şeyi aldım. Aa o da bitmiş. İçecekler bitmiş. Her şey bitmiş yani. Bayağı tüketiyorlar bunları. Şimdi bankaya bunlarla ilgili işte bakım parası ödüyorsunuz. Bir de çalışanların ücretleri var. O kadar. Onları ödedikten sonra zaten günü bitirebiliyoruz. Vallahi çok dağınık oldu. Biliyorum. Ama yapabileceğim bir şey yok. Bir de bir tanecik sattık yani. Kötü oldu o. Atacağız. Çöpe atıyoruz böyle olduğunda işte ama. Yani sokak hayvanlarına veriyoruz. Çöpe atmıyoruz. Şuraya yine kirli şeyleri koyayım. Bunlarla alakalı ceza yazıyorlar. Eğer şey yapmazsanız, temizlemezseniz bir gün sonunda. Şimdi bu bozulur belki de. O yüzden bunu dolaba koymam lazım. Başka lavaşlar bozulur mu acaba ya? Kıyma bozulur. Kıyma bozulacağı için onu da buraya koydum. Lavaşları bilemedim. Bozulur mu lavaş? Pişmediği için bozulabilir. Onları da buraya koyalım. Günü öyle bitirelim. Yazık olmasın şimdi. Evet. Şuradan günü bitir diyebiliyoruz zaten. Şöyle bitirelim. Ahududu turtamız 10. seviyeyi de bitiriyor. Galiba 10 herhalde maksimum oluyor. Yani onu bitirdikten sonra maksimum oluyor diyebiliyorum. Bakalım 31 bin kazanmışız. 35 bin de harcamışız. Neden o kadar harcadıysak artık. Çok şey yaptık galiba. Bir şeyler aldık. Ha ben makineleri falan aldım. Kahve makinesidir, şeydir. Onları en son bugün aldım o yüzden. Ve... Aa neden açılmadı? Bir dakika. Tarif açılması gerek. Yapma. Tavuk kanatlarının açılması gerekiyordu. 110 oldum. 110'u bitirmem mi lazım? Of ben de tam böyle şeyin sonunda yaparız diyordum ya. Videonun sonunda gösteririm size diye düşünmüştüm ama. Neyse yapamıyormuşuz arkadaşlar. O işler öyle olmuyormuş. Ben artık bir sonraki videoda size onu yaparken gösteririm. Videoyu şöyle alayım da şunu kaldırayım. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.